Evet, milletler cemiyetinden ÖSYM'ne sorar. Milletler cemiyetinin özellikleri nelerdir? Bakalım şimdi arkadaşlar. Milletler cemiyeti fikri Birinci Dünya Savaşı devam ederken Wilson ilkeleriyle ortaya çıktı. 8 Ocak 1918'de. Ne demişti? Uluslararası devletler arası sorunları çözmek amacıyla uluslararası bir kurumun kurulması şarttır dedi. Buradan da işte Milletler Cemiyeti kuruldu daha sonra. Dedi ki Milletler Cemiyeti fikri böylelikle Wilson'un ortaya çıktı dedik. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını sağlamak ve korumak amacıyla. O zaman Milletler Cemiyeti'nin amacı ne? Dünya barışını sağlamak. Dünya barışını korumak. Milletler Cemiyeti'nin kurulması kararı Paris Barış Konferansı'nda alındı. O zaman fikir Wilson ilkeleriyle ortaya çıktı ama Milletler Cemiyeti'nin kurulması kararı 18 Ocak 1919'da, tarihini yazıyorum hemen şuraya. 18 Ocak 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı'nda alındı. Hatta buna ne demiştik? Barışa son veren barış. Nasıl bir barış? Yenik devletleri mahvettiler. Osmanlı'ya müthiş kazık attılar. Yunanları İzmir'de serbest bıraktılar. İtalya'ya kazık attılar. Kurulması kararı alındı. Arkadaşlar 10 Ocak 1920'de Cenevre'de Milletler Cemiyeti kuruldu. Ancak fikir babası ABD olmasına rağmen Amerika bu cemiyete üye olmadı. Çünkü Woodrow Wilson Amerikan Senatosu'ndan izin alamadı bu cemiyete girmek için. Neden? Çünkü şunu hemen dikkat edin. İşte tarih böyle bir şey. Bağlantıyı iyi yapmanız lazım. Arkadaşlar Monroe doktrinini hatırlayın. Amerika'nın yalnızlık, infirat politikasıydı. İçine kapanık politikası. Almanya bununla şey Almanya diyorum Amerika'nın içine kapanma politikası, yalnızlık politikasıydı. Yani ben Avrupa siyasetiyle ilgilenmeyeceğim. Kimse o zaman kimse de Amerika siyasetiyle ilgilenmesin dedi ve Monroe doktrinini ortaya attı. 19. yüzyılın başlarında 1823 gibi. Bu doktrinden ilk defa ne zaman ayrıldı? Birinci Dünya Savaşı'na girerek. Neyle? Wilson ülkeleriyle ayrıldı. Tamam mı? Ama Wilson da kazık yedi Wilson. Amerika kazık yedi. Yani Avrupalı devletleri Wilson'a uymadılar. O yüzden de Woodrow Wilson Amerikan Senatosu'ndan bu cemiyete girebilmek için onay izin alamadı. Amerika Monroe'ya geri döndü. Yani içine kapanık politikaya geri döndü. Bir daha ne zaman tekrar piyasaya çıkacak? Pearl Harbor baskınıyla Japonya Pearl Harbor'u bombalayacak, Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na girecek. Şimdi ikinci bilgi de şu. Her ne kadar bu cemiyet 10 Ocak 1920'de kurulmuş olsa bile amacından uzaklaştı. Adeta sömürgeciliğe hizmet eden bir kurum görünümüne büründü, itibar kaybetti. Bunun en güzel örneği nedir? İşte aşağıdakilerin hangisi bunun kanıtıdır? Orta Doğu'da manda rejimlerinin ortaya çıkması. Orta Doğu'da manda rejimi Milletler Cemiyeti aracılığıyla uygulandı. Artı bizim Musul. Musul İngiliz mandasındaki Irak'a bırakıldı. Böyle bir mantık mı var? Milletler Cemiyeti'nin ruhuna ne kadar aykırı? Yani dünya barışını koruma anlayışına çok aykırı bir cümle. Türkiye 1930'lu yıllara gelindiğinde Lozan'dan kalan sorunları çözmüştü. İşte yabancı okullar çözüldü, borçlar çözüldü, nüfus mübadelesi çözüldü. Doğru mu? Musul sorunu çözüldü. Aleyhimize de olsa. Doğal olarak Türkiye komşularıyla iyi ilişkiler içerisine girmeye başladı 30'lu yıllarda. 30'a kadar çözmüştü. Ve Yunanistan Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişini Milletler Cemiyeti'ne teklif etti. Dedi ki Türkiye'yi alalım Milletler Cemiyeti'ne. Ha, o zaman Türkiye ile Yunanistan arasındaki etaplı sorununun çözülmesi. Doğru mu? Evet. Türk-Yunan Dostluk Antlaşması'nın imzalanması. Türkiye ile Yunanistan'ı yakınlaştırdı ve Yunanistan Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesini teklif etti. Bu arada Milletler Cemiyeti'ne girebilmen için o devletin teklif etmesi gerekiyor beni de alın diye ama Türkiye böyle bir teklifte bulunmayınca Milletler Cemiyeti Türkiye'yi davet etti. Bunun için de yasanın değiştirilmesi gerekiyordu. İşte İspanya'nın önerisiyle bu yasa değiştirildi. Arkadaşlar Milletler Cemiyeti bizzat Türkiye'yi üyeliğe davet etti. Türkiye'de davete icabet sünnettir dedi ve Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. Bu da onun itibar ve saygınlığının arttığını gösterdi. Avrupalı devletler safında yerini Türkiye yavaş yavaş almaya başladı. Arkadaşlar her ne kadar aksaklıklar olmuş olsa bile Türkiye'nin temel amacı dünya barışını korumaya katkı sağlamaktı. Ama bu cemiyet 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasını engelleyemedi. O yüzden de dağıldı yerine ileride Birleşmiş Milletler 1945 San Francisco Konferansı ile Birleşmiş Milletler kuruldu. Evet, burada bırakalım. Bir sonraki videomuzda konumuza devam edelim.